Doktor Bülent Bey, burada sorularınızı sorabilirsiniz. Bülent Bey, ameliyattan önce o gün neler yaptınız? Ameliyattan önce kullandınız mı Bülent Bey? Ameliyattan önce arkadaşın sorusunu cevaplayayım abi isterseniz, bir müsaade ederseniz. Hepsini, nasıl yani? Sorularını alacağım. Bu şekilde sorarsanız cevap vermem. Arkadaşın sorusuna cevap vermem için sizlere yani cevap verecek şeyiniz yok mu? Sanki biraz streslisiniz. Yanlış mı? Siz sorunuza cevap istiyor musunuz? O zaman dinlemeniz gerekiyor. Ve arkadaşın evet, susması gerekiyor. Ben cevap vermem. Lütfen sorulara cevap versin. Ondan benim için hiç problem değil. Ben suçsuzum. Ben cevap vermem. Yani ben sizi buraya çağırdım. Sizin de mutlaka ki birbirinize saygı gösterip dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa benden hiç kimse cevap alamaz. Zaten mahkeme sürecine yansıdı. Sorusu sormak isteyen diğer arkadaşını bekleyecek. Buyurun, buyurun lütfen. Ne demiştiniz? Bir daha sorunuzu alayım. O gün neler yaptınız ameliyattan önce? Ameliyattan önce neler yaptım? Her zamanki gibi ilk önce konsantrasyonumu sağlamak için ben uyurum. Ameliyatı düşünürüm. Hastamı tetkik ederim. Kafamla canlandırırım. Hastalığın tam olarak araştırmasını yaparım. Ve hangi teknikleri uygulayacağımı gözden geçiririm. Ve yine aynı gün, yani bir gün öncesinde kesinlikle uykumu alıp o şekilde hazırlanmış. Olan şeylerin dışında bir şey oldu mu? Mesela farklı bir yemek yediniz mi ya da farklı bir şey içtiniz mi? Beklentinizi karıştıracak bir şey. Normal rutin şeylerimi yaptım ama dediğim gibi biraz daha böyle relax olmak adına daha hafif bir yemek yedim açıkçası. Bu şekilde kendimi tam olarak hazır hissettiğim için ameliyata da girdim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? O gün alkollü olduğunu söyleniyor. Doğru ameliyata öyle girmişsiniz. Kim söylüyor bunu pardon? Öyle haberler çıktı. Hayır, öyle haberler çıktı ama siz her haberlere rağbet ederseniz günde de bir sürü haber çıkıyor yani siz papalazları falan mı seviyorsunuz ben anlamadım. Sonuçta bu bir mahkeme sürecine ve bu hiç ispat edilmeden böyle bir şey ben nasıl alkolü girebilirim hanımefendi bozuk işler. Hemşireyi kovdurdunuz doğru mu? Ben soracaktım ya abi. Hemşireyi kovdurdum derken şu anda hastanemiz kapanma sürecinde hanımefendi. Dolayısıyla hemşire zaten hastayı oradan... Hastayı ne işler sapladınız mı? Anlayamadım. Hastayı ne işler sapladığınız için evet, mi? Evet, kalbine sapladım neşleri. O yüzden dedim aslında zaten. Şu anda da aşiretlerle karşılıklı bir katil olduğunu sordu mu Bülent Bey? Tabii tabii katilim. Böyle o yüzden, bir konuda şaka yapmıyorum. O yüzden şu anda katilim ve buradayım arkadaşlar. Burası da hapishane. Hepimiz burada mahkumuz ve burada oyun oynuyoruz. Yani şey oynuyoruz. Hasta bakıcı, doktor, ucu. Bülent Bey, sizin yüzünüzden birisi öldü. Bu kararla hakaret olmanızın sebebi nedir? Bülent onu siz benim demeyeceksiniz. Şu anda aslında siz suçlusunuz. Pardon, çünkü şu anda hala mahkeme süreci devam etmekte. Siz bana katil dediğiniz için ben sizden dava açacağım. O zaman göreceğiz bakalım kim öldü. Bülent Bey, siz kabul ettiniz. Siz kabul ettiniz demek ki. Ben öldürdüm, katilim dediniz ya. Evet. Ondan sebep söylemiş olabilir. Evet, o zaman yargı süreci beni direkt hiç mahkeme bitmiş. O zaman ben hemen içeri gideyim, arzu ederseniz eğer. İçeri girmemişsiniz, hemen içeri gideyim. Hatta idam etsiniz. İdam etsiniz. Olursa birkaç soru. Arkadaşlar, sözcüler bu arkadaşlarımı belirlediniz. Bülent Bey, ben bir şey sorabilir miyim? Her şey. Pardon, siz hangi gazetedensiniz? Ben Sözcü gazetesindenim. Tamam, buyurun. Her şeyi kenara bırakalım. Gece kafanızı yastığa koyduğunuzda huzurlu uyuyabiliyor musunuz? En önemli soru bu benim. Şimdi arkadaşlar bakın çok gerçekten benim de istemediğim bir böyle sorular oldukça ben güzel cevap veririm. Ama üstüme geldikçe mutlaka ki benim de bir kendime savunma mekanizmam oluyor arkadaşlar. Böyle sorular sorarsanız sevinirim. İkincisi, hanımefendi güzel sorunuz için tebrik ediyorum. Sonuçta birisi öldü. Evet. Bu çok üzücü bir şey. Maalesef. Bu hiç kimsenin, özellikle benim mesleki hayatımda hiç tasvip etmediğim bir şey ve başıma ilk defa gelen bir şey. Ve gerçekten de ben de şu anda vicdan azabı çekiyorum. Çünkü sonuçta bunun sorumlusu benim ve doktor olan bendim. Yani dolayısıyla zaten... ama şöyle söyleyeyim, ben rutin şartlarımda hazırlığımı yaptım. Dolayısıyla hastanede ameliyatıma girdim. Hastayı kurtarmaya çalıştım aslında. Sizin bundan haberiniz var mı yok mu soruları sorarken buna göre mi soruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Ya muhakkak bir haklı nedeniniz ben vardır diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta doktorsunuz ve herkesin kendi iç dünyasında kendi muhakemesi vardır. Yani muhakkak ilahi adalet yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Haklıysanız zaten hiçbir şekilde ceza almadan hayatınıza devam edersiniz ki zaten ceza alırsanız vicdanen de zaten bunu yani ceza almadan da vicdanen bir şekilde hak, adalet yerini bulacak. Doğru tespitleriniz için teşekkür ederim ama ben %100 haksızım, suçsuzum diyemiyorum. Dediğim gibi şu anda yargı sürecinde tabii ki vicdan azabı demeyelim ama akşamları mutlaka ben de düşünüyorum. Yarın ne olacak, ne gibi kararlar çıkacak. Yani bu sonuçta benim mesleğim. Her şeyden önemli bir mesleğim. Hı hı. Çok saygı duyduğum bir meslek ve şu anda gerçekten mesleğimi yapamaz duruma geldim. O yüzden sizi de bu şekilde topladım. Bir basın açıklaması yapmayı arzu ettim. Herkes bir olayın açığına kavuşsun. Herkes bir olayı daha tam anlamıyla anlasın. Netice itibariyle dediğim gibi mahkemede... Evet arkadaşlar geldim. Sorularınız var mı? Bülent Bey, Nurhan Hanım'ın çıkmasının acaba sizin üzerinizde, yani sizin bir etkiniz var mı? Nurhan Hanım, evet yani zaten çıkması gerekiyordu. Çünkü Nurhan Hanım direkt suçu benim üzerime attı arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bu yüzden buradasınız muhtemelen. Bilmiyorum. Hani soruları, işte ben söylemiş oluyordum o zaman.
Nuran Hanım normaldi. Suçu direkt benim üzerime attı. Fakat o da o hastane basındaydı. Öyle bir şey demiyorum zaten. Dinlerseniz eğer zaten lafım bitince sonuçta... Evet, artık sorulara almayalım. Buyurun. Bülent Bey, şöyle bir...